Değerli izleyenler, Düzce'de Selam Bayrak'la ceviz fidanı konuşmaya devam ediyoruz kısa bir aradan sonra. Evet Selam Bey, fidanı konuşalım biraz daha. Şimdi piyasada çok farklı fiyatlarda ceviz fidanı bulmak mümkün. Yani ortalama bir rakam verecek olursak 6 liraya da var, işte 10 liraya satan da var, 15'e 25'e satan, hatta belki 30'a satan da var. Böyle bir fiyat sıkıntımız var. Tabii aşılı aşısız fidanlar var, onları da konuşacağız. Biraz şeyden bahsedelim, yani neden aşılı fidan olmalı? Avantajı nedir yani aşılı fidanın? Aşılı fidanda gençlik kısırlığı olmaz. Evet. Çok önemli o. Kesinlikle. Yani tohumdan veyahut da şeyden aşısız fidana diktiğiniz zaman gençlik kısırlığı olabiliyor. Bir. İkincisi, aşılı fidanda meyve çeşidi aynı olur. Sapma olmaz. Yani genetik kalıtsal olarak aynı olur. Aynı olur, evet. Sapma olmaz. Dolayısıyla erken meyveye yatar, aynı meyveyi alır. Aşılı fidanı, ismine doğru fidanı alıp diken kişi. Şimdi fiyat konusuna gelince yerli çeşit var, ithal çeşitler var. Onun için burada fiyat farkı bu şeyde... Yok, çeşitlerden kaynaklanan fiyat çeşit farkı değil de ben aynı çeşit farklı fiyatlarda satılıyor. Onu kastediyorum açıkçası. Şimdi ithal çeşitlerin kalemini gözünü bulmak zor olduğu için evet, fiyat oradan fark ediyor. Evet. Yani yerli çeşitlerde bulmak kolay. Bir de mesela ben isim söylemeyeceğim burada da. Yani çeşitlerin isimlerini evet, bahsetmeyeceğim. Bazı çeşitlerin aşısı zor tutar. Evet. Aşı tutar, fidan düzgün büyümez. Bu farklıdır. Evet. Mesela söyleyelim, kamanda güzel aşı tutar fakat fidan düzgün olmaz. Düzeltmek için uğraşmanız lazım. Evet. Fidanken budamanız lazım. Yani düşün, 50 bin fidan yetiştiriyorsanız bunu tek tek gezip düzelteceksiniz. Sıkıntı var. Örneğin şimdi şebinde ne var, şebindeki sıkıntı? Şebindeki kalemden göz alıyorsunuz ya, sürgünden evet, göz alacaksınız. Bu göz almada sıkıntı oluyor. Kolay koy vermiyor. Dolayısıyla aşı yapma sıkıntı oluyor. Ama mesela diğer çeşitler kolay olabiliyor. O bakımdan bazen bu birinde kalem bulamıyor. Yeteri evet, kadar kalem bulamıyor. Çünkü ithal çeşit. Birinde aşı zor oluyor. Göz alamıyor. Birinde fidan eri gidiyor, bilmem ne oluyor. Ne oluyor bu sefer? Elindeki fidana göre bazı fidancılar maalesef, şey fidancıları ayırıyorum evet, ama elindeki fidana göre, karşıdan talebe göre fidanı etiket yapıştırıyor. Yani ismine doğru değil mi? İsmine doğru olmuyor. Aşılı, doğru aşılı. Aşılı ama yani çeşit hangisi? Talebe göre olabiliyor bazen. Bunlar bizim sektörün içinde olabiliyor ama maalesef, biz bunu güvendiğimiz bir kere fidancıya güveneceğiz, firmaya güveneceğiz. Efendim işte noterden senet alıyorlar mesela, öyle duyuyoruz. Bunun etiketi var, faturası var. Ayrıca noterden senet de ne oluyor yani? Evet. Şimdi yarın mahkemelik olduğu zaman soracak hakim, ya bunun etiketi var, bunun şeyi de var. Bunu ben dış ülkelerde bahsettiğim zaman komedi gibi güldüler yani, ne demek noterden senet? Evet. Yani en garantisi bunun faturadır. Değil mi? Yani şeydir. Üzerinde gerçek etiketinin olması yani, önemli. Etiketi. Tabii etiketlere gelince mavi ve sarı evet, etiketimiz var. Onlardan biraz bahseder misiniz bize? Yavaş yavaş şeye doğru geçiyoruz, mavi etiket. Çünkü Avrupa Birliği'ne fidan bizden talebi var. Nitekim başladı. Evet. Mavi etiket dışında fidan almazlar Avrupa. Evet. Fidan aynı fidan fakat onun kayıt altına alınıp da mavi etiketi var, öbürü sarı. Ama ülkemiz için de o önemli değil. Fakat bu çalışmalar başladı. Mavi etikette başladı. Önümüzdeki yıldan itibaren 2014'ün sonu, sonbahar ve 2015'te geniş çapta mavi şeye doğru yöneliyoruz. Yani biz o yola girdik. Evet. Ona doğru devam ediyoruz. Şimdi burada aşılı fidan ama ismine doğru değilin dışında bir de şu da var, onu da fidan dikecekler bilsin. Fidan aşılı değil ama aşılı gibi satabiliyor. Gözüküyor, evet. Yıllarca önce oldu böyle bir aşısız fidanı aşılı diye satıp bunun aşılı olup olmadığı noktasında Yalova araştırma bile aşılı mı değil mi çözemedi. Nasıl çözemedi? Laboratuvarda bile, nerede incelese de bile yani tam %100 net sonuç alamadı. Niçin alamadı? Diyelim ki yongalı göz veyahut da yama göz. Evet. Aşı yapacak. Nasıl yapıyoruz? Biz iki ağızlı bıçakla fidanda bir yara şeyi açıyoruz, iz. Evet. Onu çizip kaldırıyoruz şeyi.
Gez oraya yapıştırıyorsunuz, evet. Oradan kaldırıyoruz. Sürgünden, ismine doğru bildiğimiz, ağaçtan aldığımız sürgünden göz, kabuk alıp göz buraya yerleştiriyoruz ve sarıyoruz. Evet. O, oradan süren göz aşılı fidan oluyor. Ondan sonra buradan kesiyoruz, oradan süren aşılı oluyor. Şimdi buradaki sahtekarlık şu, ona dikkat edeceğiz, güveneceğiz. Evet. Burayı çiziyor, çiziyor iki ağızlı bıçakla, yara açıyor. Yara açtığı zaman ne oluyor bu sefer? Bu yarada paranşim hücreleri vardır. Paranşim hücreleri aynen çorap örer gibi hücreler örüyor ve yara yerlerini kapatıyor. Kapattığı zaman buradan da kesiyor, gözü sürdürüyor, al sana aşılı fidan. Bunun aşılı olup olmadığı, bu gözün dışarıdan mı ki alınıp konduğu veyahut da bu yerinde yaralayıp da mı sürdüğünü rapor halinde Yalova araştırma veremedi. Veremez de. Evet. Çünkü paranşim hücreleri oluşmuş, örmüş. Bu kabuk dışarıdan mı geldi yoksa kendi kabuğu mu yara yerini kapattı? Bilmek zor olur. Buna dikkat edeceğiz. Yani üreticilerin firmaya bilmesi, güveneceğiz. Bahçe kuranların bilmesi daha zor olur. Plancılara güveneceğiz. Evet, kesinlikle. Bölgelerde gördüğüm şu, üreticilerimizle de ya da bahçe kuracak insanlarla da telefonlarla ya da yüz yüze görüşüyoruz. Tohumdan kendileri üretip üzerine aşı yapıyorlar. Evet. Sizce bu ne kadar sağlıklı olacak? Şimdi burada eğer bu kişi fidan yetiştirip satacaksa bunu yapamaz. Evet. Onun yasal değil zaten. Şartları var. Kesinlikle. Tarıma başvuracak. Onun şartları var. Yani öyle rastgele fidan üretici belgesi alacak. Ama kendisi beğendiği bahçede bir ağaç var. Oradan kalem göz alıp aşı yapacak. Kendi evet. imkanlarla kendi fidanını kendi yetiştirecek. Bu şeye girdiği zaman bunun belirli bir şeyi var. Bir kere kalem alacağı ağaç dediğiniz gibi hastalıklı mı? Yaprağını ne zaman açıyor? Ne zaman döküyor? Yani bu gözetim altında, bu öyle rastgele olacak bir şey değil. Evet. Ama karasal iklimde, çok sert, soğuk karasal iklimde aşı tutmasının zor olduğu yerlerde doğal ceviz dediğimiz, hı hı. yani doğada bulunan cevizlerden kendi imkanlarıyla 5-10 tane bahçesinde veya ne bileyim küçük çapta bir... Hani hobi amaçlı yapanlar o tamam, onda sıkıntı yok. Öbür ama türlü ben, ticari amaçla bahçe kuranlar da var açıkçası. Ticari amaçla bahçe kurmaya kalktığı zaman Tarım Bakanlığı'nın denetiminin dışında böyle kendi bildiğine el yordamıyla bahçe kurma olmaz. Yani o ağacın gözlenmesi lazım. Bunun fenolojik gözlemleri var. Ne zaman yaprak açar, ne zaman yaprak döker. Efendim meyvesinin kalitesi nedir? Bir de, evet. Yani aldığı rastgele bir ağaçtan göz alıp da onun randımanı nedir? Zaman kaybeder aslında. Yani zaman kaybı o olmaz. Ama küçük çapta hobi amaçlı bahçesinde 3-5 ağacı falan o olabilir. O ama ticari amaçla bahçe kurmaya ve kendi ticari amaç olmasa bile kendine bahçe kuracaksa mutlaka teknik destek alması lazım. Tarım Bakanlığı'ndan, Orman Bakanlığı'ndan, uzman kişilerden teknik destek alması lazım. Evet. Öyle rastgele öyle ben efendim oradan alırım, keser, aşılar, yapar tamam ama 5-10 sene sonra bakar ki fidan meyve, o meyve değil, sapma yapmış veyahut ne bileyim verimli bir çeşit verimli olmayabilir. Bir çeşit değil. Yaprak geç açıyor diye şey yapmış, erken açar. Evet. Geç döker. Yani sıkıntılar olur. Fidanla ilgili üreticilerimize tavsiyeleriniz var mı? Yani fidan seçimi, temini konusunda. Teknik danışmanlık hizmetini mutlaka almalarını öneririm. Fidanından alın, bunun dikiminden ve ilerideki şekil budaması ve ürün budamasına kadar teknik desteği mutlaka almalarını öneririm. Evet. Peki şimdi fidanlarımızı seçtik. Yani peki şey konusunda, boy konusunda bir tavsiyeniz var mı? Boy ve irilik yani. Boy, fidan... Az önce de söyledik. Büyük boy 2-3 yıl daha erken verime yatar ama diğeri de 2-3 yıl sonra onu yetişir. İkisini 5 sene sonra ayıramazsınız veya 6-7 sene sonra ayıramazsınız. Evet. Yani boy sadece avantajı erken verime yatar boylu fidan. Evet. Güçlü fidan çünkü. Yani boy dediğimiz zaman şunun kökleriyle onun kökleri tabii bir değil. Kesinlikle. Yani bu daha çabuk gelişir, daha çabuk verime yatar. Boylu fidanın avantajı var ama bu demek değil ki hep boylu fidanla bahçe kurayım. İmkanlarına göre öbür fidanla da bahçe kurabilir. 2-3 yıl bir zaman kaybı olur. O da 3-5 yıl sonra aynı seviyeye gelip aynı verimi vermeye başlar. Evet. Peki şimdi fidanımızı temin ettik, fidanımızı seçtik, çeşidimizi de seçtik ama yine önemli konulardan bir tanesi ve izleyicilerimizin de merak ettiği konular, şu anda çok tartışılan bir konu, dikim mesafesi. Yani cevizde hangi çeşitler, hangi sıklıkta, hangi dikim mesafesiyle dikilmeli? Bunları isterseniz biraz açıklığa kavuşturalım. Sırta sık dikim benim sloganım ve ülkemizin de bu sloganı olmalı. Evet. Sırt
Onu dikimde anlatacağız. Sırta, sırta sık dikim. Ben aralık mesafe konusunda Orman Bakanlığı bu konuya yaklaştı. Dünyadaki örneklerine uygun aralık mesafelerle ilgili tamim yayınladı. Evet. Fakat Tarım Bakanlığı 8'e 8 üzerinde çok duruyor. 8'e 4'e de müsaade ediyor ama bahçe kurulacak yerdeki tarım il ve ilçe müdürlüğünün veya il müdürlüğünün oradaki bu konuda bir komisyon oluşturup izin vermesine bağladı. Aralık mesafe konusunda böyle bir ikilem var. Bahçe kuran kişiler 100 dönüm 200 dönüm büyük çapta orman teşkilatından yer kiralayıp evet. Hazine ve orman arazilerini veya tapu arazisini 15 yıl vadeli kredi alıp büyük bahçede kuranlar var. Evet. Yani 3000 5000 falan dikenler var. Şimdi bunlar tarıma, tarımdan hibe destek, bu çok önemli. Yani hibe destek veriyor. Yani, kesinlikle. Allah razı olsun, hibe destek veriyor. Bunu alabilmesi için tarıma başvurduğunda tarım diyor ki tarım, efendim sen buraya 8'e 4 yapmışsın, ben sana destek veremem. Şu sistemde efendim sayı 30, işte 15 gözükmesi lazım diye. Tabii şöyle bir durum da var, orayı hemen açıklığa kavuşturalım, izleyicilerimiz en azından evet. Bilgi sahibi olsun. Evet. 8'e 8 yaklaşık dekara 15 fidan yapıyor. 15. Ve mavi sertifikalı olursa 230 lira dekara destek var. Evet. Standart fidan olursa da 150 lira ceviz fidanına destek var. Evet. En azından fidan masrafını karşılıyor. Ya bir destek farkı da var. Evet. Öbür taraftan da 15 tane fazla dikiyor. Evet. 8'e 4 olursa. Ama tabii ona bakanlık müsaade etmiyor sanırım. Müsaade şöyle ediyor Tarım Bakanlığı. Şarta bağlıyor. Evet. Yani il müdürlüğünde bir komisyon kurulacak diyor. Komisyon karar verecek diyor. Oysa aralık mesafede yani çok dik bir yer değilse, çok zayıf bir yer değilse ki ceviz yani zayıf yerde dikilmez, badem evet. Dikilir onun yerine. O zaman rahatlıkla 8'e 4 uygulanır. Niçin ben bunu bu kadar serbest söylüyorum? Onu da söyleyeyim. Ben bunları anlattıktan sonra onun hesabına da geçeceğim. Bugün Denizli'de geçen sene çekimini yaptığımız Doktor Sadık Yiğit çeşit değiştirdi. 10'a 10 bahçesinde gördü ki ağaçlar birbirini kapatamıyor. Evet. Sonra 8'e 8 yaptı. Gene baktı ki dönümünde 15 eksik. Evet. 8'e 4 yaptı 30 tane. Baktı ki 5 yıl sonra onun 5 yıllık 10 yıllık bahçeleri var. Ve 10 bin fidan dikti yani. Öyle 3-5 fidan dikip ve onunla devamlı irtibat halindeyiz. Siz de biliyorsunuz evet, evet. Çekim yaptık. Bu sene kuracağı bahçeleri 8'e 4 değil 7'ye 3,5 yapıyor. Dönüme 40 tane dikiyor. Evet. Diyor ki 10 tane daha fazla dikeceğim diyor. Ve aralık mesafeyi sık yapmanın sakıncaları var diye düşünülüyorsa da onu ben bir Amerika'daki örnekle açıklamaya çalışacağım. Çin'de 3'e 5 aralık mesafeyle başlıyorlar. Amerika'da 6'ya 3 şu anda 6 metre makinenin geçeceği yer. 8'e 4'ü. Peki bu çeşitlere göre yani hani kamanda... Yan dal verinin çeşitlere göre. Evet yan dallı. Konuştuğumuz yan dal verin. Evet onu belirtelim çünkü yanlış anlaşılmasın. Bunu onu da konuşacağız tabii yerli çeşitleri ve uç dal verinin çeşitleri de. Evet. 8'e 4 yapamazsınız. 8'e 7'ye 3,5 yapamazsınız. Çünkü evet. Uç dal verimli dalın ucunda veriyor. En az 8'e 8. Evet. Ve 10'a 10. Avustralya, Şili, Arjantin, açık haritayı, güneyi, kuzeyi. Efendim onlar Mart'ta, Nisan'da hasat yapıyor, biz Ekim'de yapıyoruz. Ama bütün dünya, Çin de şu anda aşırı bir şekilde tamamen çeşit değiştirip çantır çeşidine girdi. Yan dal verimi olan, çünkü bunun mekanizasyonu kolay oluyor, toplaması, hasadı, kabuğunun, yeşil kabuğunun çıkarılması önemli. Evet. Ondan sonra iç çıkarma önemli. O orada yan dal verimi çeşit, ona göre daha çok ben konuşuyorum. O evet. Örnekleri var dünyada. Evet. Avrupa tamamen çantır. Fransa hariç. Fransa'da çantır var, az var. Niye? İklim uygun değil. Peki toprak yapısına göre mesela dikim mesafesi değişir mi? Bu da mesela izleyicilerimizden gelen tabii ki meyile göre, çeşide göre dedik yan dal verimi. Meyil çok meyil değilse önemli değil. Çok dik yerde mesafe seyrek olabilir. 8'e 8 evet. Olabilir. Ama çok meyilli değil. Yan dal verimi çeşitliyse toprakta verilmişse, verilmişse de tamamlarsınız. Gübreleme var, sulama var vesaire. Tamamlarsınız. Yani. 8'e 4 ideali Türkiye'de, hani ben 7'ye 3,5 çantır demiyorum. Pedro'yu kesinlikle 7'ye 3,5. Pedro'da. Evet. Ama çantırda ve Fenro'da 8'e 4 uygun bir aralık mesafedir. Şimdi biz Amerika'ya gittiğimizde, Kaliforniya'da
İlk gördüğüm zaman ben bu bahçeleri sık vaziyette 8'de 4 bahçeler gördüm. 4 metre fidan arası, 8 metre sıra arası. Girdik tabii 15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık bahçeleri gördüm. Şimdi orada dedim ki yani bu dedim bu kadar sık dedim dallar birbirine girip yani burada dedim bu sıkıntı olmuyor mu? Çünkü biz görmemişiz yani. Evet. Her ne kadar fotoğrafta şeyde gördüyse de oradaki hoca bizi gezdiren profesör anlattı. Şöyledir, böyledir bilimsel olarak falan. Valla ben de pek bir şey anlayamadım yani. Yanımızda bahçe sahibi var. O dedi ki ya dedi şöyle düşün dedi. Geldi yanıma şimdi. Şimdi o tercüme ediyor bir şey. Dedi ki burası dedi ki kaç metre? 100 metre yaklaşık. 100 metre boyunda. Evet. Sıranın boyu. Kaç ağaç sığar buraya? 4 metre arayla 25 ağaç. 25 ağaç var. 100 metre boyunda 25 ağaç var. Sen dedi şöyle düşün. 100 metre boyunda bir ağaç, tek bir ağaç. Evet. Ama 25 tane gövdesi var. Tabii ki sıktaki avantajları var. Bahçe sahibinin lafıyla ben ha demek ki ben ayrı ayrı fert düşünmeyeceğim. 100 metre boyunda tek bir ağaç. Evet. Genişliği de işte 4 bu taraftan 4 bu taraftan 8 metre genişliğinde 100 metre boyunda tek ağaç. Ama 25 gövdesi var. Ha. Evet. Dedi ki ağacın dalları arasında kavga olmaz. Çok güzel bir söz. Evet. Ağacın dalları arasında kavga olmaz. Ağacın kendi dalları arasında. Evet. Ama yanına bir ağaç dikersen hani orada sorun yaşar gibi oluyor ama şimdi ceviz de öyle değil. Ceviz de siz bir ağaç diktiniz 10 metre arayla. 10 metre arayla ağaç diyelim ki 20 sene sonra, 30 sene sonra ki ancak o zaman bir dönüm yeri kapattı. Evet. Ve 10'a 10, 100 metre kareyi. 100 metre kareyi kapattı. 100 metre kareyi kapattığı zaman siz bu ağacın içinde tek ağacın, tek ağaçtan bahsediyoruz. Evet. O dallarda bunlar sık diye dalları kesip kesip atıyor musunuz? Dalları sık diye kesip kesip atarsanız meyve alamazsınız. Evet. Ne kadar onlar sıklık aralıkta bir ağacın içi? Siz de 100 metre boyundaki ağacın o şekilde düşüneceksiniz. Evet. Tabii bu sık dikimde biraz da beslemeye dikkat etmek lazım. Yani alana düşen ağaçlar. Onlar farklı. Şimdi Türkiye'deki sıkıntı veya buna karşı gelenlerin şeyi şu. Efendim sık olur birbirine girer işte meyve vermez. Ya bir ağacın tek bir ağaç düşündük. 100 metrekare yeri kapladı bir ağaç diyelim. Evet. Sen bunun içine girip de bu sık diye dalları kesip aldığın zaman 3 dal bırakırsan meyve alamazsın ki. Güneş ışığı süzülecek kadar budadığın zaman bunu evet. Usulü de tekniğine uygun budadığın zaman yan dal verim çeşitlerde budama ayrıdır, uç dal verimde ayrıdır. Buna göre budadığın zaman senin ağacın 100 metre boyunda 8 metre genişliğinde tek bir ağaç. Evet. Ama 25 gövdesi var. Olay bu. Peki diğer çeşitler mesela kamanda 8'e 8 dediniz. Kamanda 8'e 8 rahat yapılabilir. Yan dal verimi var. Evet. Fena değil ama 8'e 4 de yapılabilir kamanda. Evet. Ama şebinde yapamayız. Şebin mesela çünkü uç dal verimidir. Birbirine girdiği zaman zaten dalın ucunda veriyor. Onu da kestin mi? Ama uç dal verimli çeşitlerde biz uçları çoğaltırsak verim 2-3 kat artıyor. Bu çok önemli. Kesinlikle budama zaten yani önemli konular. Neredeyse yan dal verime yakın ne yapıyorum ben? Sadece dalın ucunda veriyor ya şimdi. Dalın sadece ucunda veriyor. Ben o dalın ucunu kesip yanlardan dalları çoğaltıp onlarla da uç dal şeklinde getiriyorum güneş alacak ama. Arada olursa vermiyor. Evet. Şeyde olacak, dışa bakacak. Ona göre ana dalı seyrekleştiriyorum, kesiyorum, uç dal çoğaltıyorum burada. Ama şeye, ağacın dışında, içinde vermiyor. Zaten yerli çeşitlerde biliyorsunuz hep böyle dışında olur. Dışında meyveler olur. Evet. İçeride vermez. Evet. Genetik yapı. Çeşitlerindeki mesafelerinden bahsettiniz. Yani işte kamağında 8'e 8 dediniz, 8'e 4 de yapılabilir dediniz. Uç dal verilmişse yabancı yerli fark etmez, yapılamaz. Evet, kesinlikle. Franketle bahçe kuracaksanız evet. Uç dal verilmidir, 8'den aşağı olmaz. Evet, 8'e 1 franketi biz sadece, search franket o da, şeyde tozlayıcı kullanıyoruz, Chanter'da. Amerika onu kullanıyor. Selam Bey, zamandan dolayı programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Verdiğiniz bilgi için çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde tekrar devam edeceğiz cevizi konuşmaya.
Değerli izleyenler, Düzce'de ceviz ve badem araştırmacısı Selam Bayrak'la birlikte cevizi konuşmaya devam edeceğiz. Ancak birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Emeğiniz ürüne, ürününüz berekete dönüşsün. Hoşçakalın.